Medyatürk TV'den herkese merhaba. Ben Gözde Emlik. Enerji sektörünün markalarından haftalık haberleri sizler için şöyle derledik. Petrol Ofisi grubu, Petrol Ofisi Marina markasıyla 22 yıldır İstanbul Boğazı'nda kurtarma faaliyeti yapan Denizciler Dayanışma Derneği Denizli Arama Kurtarma Birimi Daksar'la devam eden işbirliği anlaşmasını uzattığını açıkladı. Shell Yolda Birlikte projesiyle akaryakıt ve otogaz taşıyan sürücülerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve memnuniyetlerini artırmak için çalışıyor. Aygaz'ın teknoloji ve inovasyonda cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlayan Energy for Quality programı, Girişimci Kurumlar Platformu ve Özyeğin Üniversitesi tarafından bu yıl 5. defa verilen Kurumsal Girişimcilik Ödülleri'nde jüri özel ödülüne layık görüldü. Akaryakıt istasyonlarında eski nesil pompa yazar kasa değişimi için son döneme girildi. Token Finansal Teknolojiler geliştirdiği yeni nesil pompa yazar kasa Beko 1000TR ile her iki istasyondan birinin tercihi olarak bu dönüşüme öncülük edeceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye, Adana Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve ihtiyaç haritası tarafından kurulan depremden etkilenen 11 ilin ekonomik, sosyal, kültürel ve sivil toplum alanlarında yeniden yapılanması ve kalkınmasını destekleyecek Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi projesinin tanıtım toplantısı Adana'da yapıldı. Enerjisa Enerji'de Türkiye'nin ekonomik verimliliğine katkı sağlamak amacıyla Temmuz ayında hayata geçirdiği Daha İyi Bir Gelecek platformunun da desteklediği projenin ekonomik kalkınma ayağını üstlenecek. Yeni içeriklerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.